sevgili arkadaşım Fizik Finto kanalına hoş geldin. Yepyeni bir konuyla iş güç enerji konumuzla karşındayım. İlk olarak sana şunu sormak istiyorum. İş ne demek? Yani akşama kadar bilgisayar başında ders çalışınca, saatlerce video izleyince, akşam annene gidip ya anne ben bugün çok iş yaptım diyorsan eğer, Maalesef şunu açıklamalıyım ki, fiziksel anlamda herhangi bir iş yapmışlığın söz konusu değil. Bunun için seninle birlikte dersimizde şu 4 kazanımı bitireceğiz ve neden fizik anlamında iş yapmadığımızı öğreneceğiz. Bu arada ben de bu kadar çok video çekiyorum, video editliyorum, video yüklüyorum ama yine ben de maalesef fiziksel anlamda iş yapmış olmuyorum. Sen yine de ya bu kadın iş yapmıyor, ben beğenmeyeyim, abone olmadan izleyeyim falan sakın demiyorsun. Dersimize geçmeden önce dersimizi beğenip arkadaşlarınla paylaşıyorsun ve bu arada tüm kampı takip edeceğimiz kitabımıza da açıklamadaki linkten ulaşıp Finito koduyla %10 indirimle alabiliyorsun sevgili arkadaşım. Hızlı bir şekilde dersimize girelim. Şimdi sevgili arkadaşım normalde günlük hayatta kullandığımız işle fizikteki işin aynı olmadığını söyledik. Peki fiziksel anlamda iş ne demek? Bir ona bakalım seninle. İş bir cisme kuvvet uygulandığında, cisim kuvvet doğrultusunda yer değiştiriyorsa fiziksel anlamda iş yapmış oluyorsun. Yani dikkat edersen seninle bir önceki konuyu çok iyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Yani kuvvet nedir? Yer değiştirme nedir? Bunları iyice özümsemiş olmamız lazım. Eğer ki ben bir cisme dışarıdan kuvvet uygulayıp bu cismi kuvvetimin doğrultusunda hareket ettirebiliyorsam, yani yer değiştirebiliyorsam cismin üzerinde, o zaman ben cismin üzerinde bir iş yapmış oluyorum. Şuranın altını çizdik. En önemli kısım bu dedik. Yani ben işi tanımlamam için bir kuvvet uygulayacağım dışarıdan, iki yer değiştirme olacak bu kuvvetin doğrultusunda. Market arabasına bir F kuvveti uygulandığında hareket ederse market arabası üzerinde iş yapılır. Yani aslında dikkat edersen ne yapıyoruz biz bir market arabasını çalıştırırken bir kuvvet uyguluyoruz değil mi? Ve bu kuvvetin doğrultusunda bir yer değiştirme gerçekleşiyor. O zaman market arabasının üzerinde seninle iş yapmış oluyoruz. Duvarı ittiği halde hareket ettiremeyen birisi fiziksel anlamda iş yapmaz. Ya hocam ama yorulur. Yani ne kadar iteklese de ya ben şu masayı itekleyeyim bak kuvvet uyguluyorum ama hareket ettiremiyorum. Bu durumda masanın üzerinde bir iş yapmış olmuyorum Yorulmama rağmen Yatay yolda elinde çanta taşıyan birisi çantaya uyguladığı kuvvet çantanın yer değiştirmesine dik olduğu için çanta üzerinde iş yapmaz. Bu aslında bence en çok karıştırılan kavram. Ya ben çantayı tutmak için aslında yer çekimi kuvvetine karşı bir kuvvet uyguluyorum. Yani düşeyde bir kuvvet uyguluyorum, değil mi? Çantanın düşeyde dengede kalmasını sağlıyorum. Çantaya başka yatayda bir kuvvet uygulamıyorum. Dolayısıyla çantayı ben eğer ki düşeyde yer değiştirmiyorsam çanta üzerinde iş yapmış olmuyorum. Çünkü hocam artık anladım. İş benim için kuvvet doğrultusunda yer değiştirme demektir dedin ve bu kavramı da bu örneği de artık aklına kazıdın diye düşünüyorum. Peki gelelim seninle işi neyle gösteriyoruz? Yine İngilizceden geliyor sevgili arkadaşım. Work, work, work. Rihanna'dan hepimiz biliyoruz. Work'ün ilk harfi yani W ile gösteriyoruz. SI'deki birimini Jüle olarak tanımlıyoruz. Buradaki Jüle seninle ilerleyen kavramlardan birinde daha göreceğiz. Çok önemli bir kavram bizim için. Bu arada Jules bizim için temel midir, türemiş midir dediğimizde, sen neyi biliyorsun hocam? Temelde kısmuzları bana söylemiştin. Dolayısıyla kısmuzun arasında işi görmedim. İşi görmediğime göre. Nedir? İş bizim için türemiş bir büyüklüktür ve sevgili arkadaşım yön gerektirmez. Yön gerektirmeyince de nasıl sınıflandırıyorduk büyüklükleri seninle? Skaler olarak tanımlıyorduk. Dolayısıyla iş bizim için skaler bir niceliktir. Yönden bağımsızdır dedik. Kuvveti F diye tanımladık. Yer değiştirmeyi delta x diye tanımlamıştık. Bunları çarptığımızda işin matematiksel formülü F çarpı delta x'miş. Bak buradaki en önemli kavram nedir biliyor musun? F ile delta x'in birbirine paralel olması. Hemen alttaki şekle bir göz atalım. Bak yatayda bir kuvvet uyguluyorsun ve sonunda ben bu cismi buraya getirirsem dikkat et ne kadar yer değiştirdim? Delta X kadar. Uyguladığım kuvvetin doğrultusunda kutuya yer değiştirdim. Bu durumda kutunun üzerinde ben bir iş yaptım. Dışarıdan kuvvet uyguladım ve ne yaptım? Kutuya bir iş aktarımı gerçekleştirdim dedim. Şimdi bakalım bir cisim bir Newton'luk kuvvet doğrultusunda bir metre yer değiştiriyorsa cisim üzerinde yapılan işi bir jül olarak tanımlıyormuşuz. Yani zaten seninle W eşittir F çarpı X diye tanımladık delta X diye. F'e 1 yazdım. X'e de 1 yazdım. Newton'la metreyi çarptığında bir jüllük iş yaptığını artık stabil bir hale getirdim. Tamamdır yani bir jül bizim için bir Newton kuvvet doğrultusunda 1 metre yer değiştirme demekmiş sevgili arkadaşım. Bakalım. Bir adam yerdeki koliyi kaldırırken yukarı yönde kuvvet uygular. Yani daha yeniki çanta muhabbetindeki gibi. Ve bu kuvvet doğrultusunda yer değiştiren koli üzerinde iş yapılır. Adam aynı koliyi belirli bir yükseklikte sabit tutarken kuvvet uygulamasına rağmen koli yer değiştirmediği için fiziksel anlamda iş yapılmaz. Ne yapalım hemen? Hazır koli diyorsun kutumuzu bir alalım. Kitabımızı artık yeni kutumuzun yerine bir koyalım istiyorum. Neredeyiz? İş güç enerjideyiz. Bu arada kutunun üzerindeki görseller de bence çok tatlış. Umuyorum sen de bunları fark etmişsindir. Her birini her konuyla alakalı böyle görsellerle süsledik. Kitabımızı da buraya alıyoruz. Bakalım 1, 2, 3, 4. konudayız. Yarılamaya yakınız TYT'yi. Şimdi ben bu kutu üzerinde iş yapacağım tamam mı sevgili arkadaşım? Tabletimi bir çekeyim kutumuzu alalım. Ben bu kutuya bir kuvvet uygulayacağım. Yukarı kaldırmak için düşeyde bir kuvvet uyguluyorum. Düşeyde kuvvet uyguladığım takdirde ne yapıyorum? Yer değiştirebiliyorum. Bu durumda düşeydeki kuvvetimle yer değiştirmen birbirlerine paralel olduğu için ben yukarıya çıkarken de aşağıya inerken de ne yapıyorum? Ben bu kutu üzerinde iş yapmış oluyorum sevgili arkadaşım. Ama saatlerce Böyle beklesem tamam mı? Yani deli gibi yorulsam, kaslarım böyle ağrısa, kopsa kuvvet uyguluyorum ama bir yer değiştirme söz konusu mu değil. O zaman ben bu kutu üzerinde iş yapmış olmuyorum. Benim kutu üzerinde iş yapabilmem için ne yaptım? Hop bir kuvvet uyguladım. O kuvvet doğrultusunda yer değiştirdim. Veya hocam şöyle olamaz mıydı? Siz neden düşey alıyorsunuz? Bir de yatayda uygulayın. Ne yaptım şimdi? Sistemim kutu. Kutuya dışarıdan bir kuvvet uygulayıp Bak yatayda bir kuvvet uyguluyorum ve ne yaptım? Yatayda yer değiştirdim. Bu durumda da kutunun üzerinde iş yapmış oldum. Şimdi sevgili arkadaşım normalde iş, enerji, güç kavramlarını seninle günlük hayatta kullanıyoruz ama fizikteki anlamları bize göre biraz daha soyut kalıyor. O yüzden biliyorsun ki her konunun başında sana tarihteki insanlar bunları nasıl bulmuş, hangi kafayla iş kavramını ortaya çıkartmış bunlardan bahsetmek istiyorum ki o dönemin düşünce tarzıyla biz de bugün bu kavramları birazcık anlamlandırmaya çalışalım. Şimdi tarihteki bu sistemi anlayabilmek için bu konu basınç konusu, ısı sıcaklık konusu aslında hep 1700'lü yıllarda konuşulan konular. Bunu anlamını istiyorum. Çünkü seninle işi konuşmak için kuvvetle yer değiştirmeyi biliyor olmamız lazım dedik ya. Bu arada eğer ki onları anlamadıysan lütfen bir önceki derslerimizi muhakkak eksiksiz tamamla. Anlamadığın yerleri kesinlikle yorumlarda yaz. Anlatabilmek için tekrar tekrar video çekmeye ben hazırım. Yani bizim seninle bu kavramları anlayabilmemiz için kuvvet, yer değiştirme yani hareketteki ve kuvvetteki kavramları iyi özümsemiş olmamız lazım. Şimdi seninle bu kuvvet kavramından sonra aslında 1700'lü yıllara gelmiş oluyoruz tarihte. Ve yeni yeni sanayileşme devrimi başlıyor bakın. Yani insanlar kuvveti öğrendi ve artık işle, enerjiyle başka bir forma dönüştürmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sanayi kısmında aslında ne oluyor biliyor musunuz? Tarihsel planda arkada kimya gelişiyor. Yani yeni yeni elementleri bulmaya başlıyorlar. ısı sıcaklık ilişkisini bulmaya başlıyorlar. Termodinamik yasalarının temelleri bu dönemlerde atılıyor. Hemen bir bakalım tarihsel süreçte kim var? Bakın tarihsel süreçte bizi karşılayan ilk arkadaşımız kim biliyor musunuz? Deniz Papin düdüklü tencereyi buldu. Şunu diyebilirsin ya hocam şimdi ben iş güç enerjiyi konuşurken düdüklü tencere ne alaka? Bizim bu kısmı anlayabilmemiz için seninle fizikte seçtiğimiz sistemleri anlamamız lazım. Ne demek istiyorum? Normalde sistemi biz belirleyebiliyoruz. Yani ben normalde sana kuvvet hareketi anlatırken ne demiştim? Ben şu an duruyorum. Kime göre? Neye göre duruyorum? Değil mi? Dünyaya göre mi kıyaslıyorsun? Güneşe göre kıyaslıyorsan çünkü. Dünya'nın hızının büyüklüğünde aslında uzay boşluğunda dönme hareketi yapıyorum gibi gibi. İşte bu yüzden de bu süreçte bizim bu kavramları daha iyi anlayabilmemiz için sistemleri analiz edebilmemiz lazım. Üç şekilde fizikte sistemleri inceliyoruz. Biz normalde bunları size hiç göstermiyoruz. Hatta ben otiz fizik öğretmenliği mezunuyum. Termodinamik yasalarını ODTÜ fizik bölümü görüyor. Yani aramızda bir ders farkı var zannediyorum. Onda da termodinamiği biz işlemiyoruz. Yani senin aslında bu konuşacağımız kavramların kafanda soyut bir şekilde kalması veya belli soru işaretlerinin olması inanılmaz normal. Çünkü zaten bu kısım gerçekten bir tık sancılı. İlk olarak sistemleri bir konuşalım. Üç şekilde inceliyoruz. Kapalı sistem, açık sistem ve izole sistem. İzole sistem ne dışarıdan enerji girişi var ne enerji çıkışı var. Hani böyle yani sürtünmenin olmadığı bir ortam dediğimiz yer mesela. Hani dışarıdan hiçbir etki olmayacak. Biz ona ne diyoruz? İzole sistem diyoruz. Kapalı sistem tam olarak düdüklü tencere aslında. Yani dışarıdan bir enerji girişi var fakat ağzı tamamen kapalıyken dışarıya evet bir enerji yani dışarıdaki ısı sıcaklık durumları değişiyor orayı seninle daha ayrıntılı diğer konumuzda konuşacağız ama düdüğünü açmadığım takdirde dışarıya bir kütle çıkışı olmuyor. Fakat düdüğü kaldırdığımızda neyi görüyoruz seninle buharı görüyoruz. Buharı da seninle kuvvet harekette ne olarak görmüştük? Temas gerektiren kuvvet olarak görmüştük. Dolayısıyla biz düdüklünün düdüğünü açtığımız andan itibaren artık açık bir sisteme geliyoruz. O yüzden düdüklü tencere ilk kez kapalı sistemin tarihte ele alındığı bir sistem. Bak o yüzden bizim adımıza aşırı önemli. Yani sevgili arkadaşım ilk olarak sistemleri seçeceğiz seninle. İzole bir sistemde mi çalışıyoruz? Kapalı bir sistemde mi çalışıyoruz? Açık bir sistemi mi ele alıyoruz? Bunları inceleyeceğiz. Buradaki fizik kuralları her biri için ayrı ayrı ve burada da aklına soru takılması çok normal. Yani sorgulayan bir öğrenci için termodinamik kavramında ısı, sıcaklık, iş, güç, enerji kavramında belli kavramların soru işareti olarak kalması çok normal. Hatta bununla alakalı Tenet diye bir film vardı. Eğer ki izlediyseniz böyle entropinin tersine döndüğü bir dünyayı hayal eden bir film. Kimse anlamadı zaten. Düşünün bir filmde bile aslında entropi gibi bir kavram. Yani termodinamiğin en önemli kavramlarından biri. Anlaşılması gerçekten güç. O yüzden ya ben zaten bu kavramları anlayamıyorum. Bırakayım gideyim gibi bir durum söz konusu değil. Daha da somutlaştırmaya, fiziksel anlamda öğrenmeye çalışalım seninle. Şimdi bu durumda düdüklü tencerenin artık kapalı bir sistem olduğunu biliyoruz. Ve düdüğünü açtığımızda bir buhar çıkışı olduğunu, temas gerektiren bir kuvvetle karşılaştığımızın farkındayız. Açık bir sisteme döndü. Bakıyoruz başka ne olmuş? Thomas Savery ilk kez buharlı makinayı buluyor. Bakın bu dönemlerde yani düdüklü tencereden buharlı makineler evriliyor. Ve bu esnada aslında şu yukarıda olmalıydı James Watt. İki seninle bu konuda güç kavramında konuşacağız James Watt'ı. Bir sistemin verimliliği üzerine çalışıyor ki bugün günümüzde bile en önemli şeylerden biri, bütün insanlığın ortak amaçlarından biri verimliliği artırabilmek. James Watt ne yapıyor biliyor musunuz? Normalde bu buharlı makinelerin git gel hareketiyle ortaya başka bir enerji formu çıkartıyorlar. James Watt da verimliliği aslında bu buhar sayesinde dönme hareketini aktarabiliyor. Ve dönme hareketini aktarınca bir anda verimlilik durumu patlıyor. Ve ardına da işte ilk kez düşünün 1804'lerde buharlı tren gelişiyor arkadaşlar. Yani normalde insanlar atlarla seyahat ederken bir yerden bir yere yolculuk 3 ayı bulurken bu düdüklü tencereyle başlayan hikaye dönmeye gidiyor. Yani bir enerji formuna dönüşüyor ve verimliliği çok yüksek bir enerji formu oluyor bu ve artık ilk kez insanlar trenlerle seyahat etmeye başlıyorlar. Ardından Sadi Carnot'u görüyoruz. Isı makinesinin çalışma ilkeleri üzerinde çalıştı. Buhar makinesinin verimini hesaplarken ısının mekanik enerjiye dönüşme koşullarını inceledi. Termodinamiğin ikinci kanununu buldu. Yani aslında orada da konuştuğu şey hiçbir sistem %100 verimle çalışmaz. Arada kayıplar var. Yani termodinamik yasalarının babası olarak geçiyor Sadi Carnot dediğimiz arkadaşımız. Burada da yine verimliliği konuştuğunu ısı sıcaklıkla alakalı aslında bizim bugün konuşacağımız iş ve enerji dönüşümleriyle alakalı kavramları yasalaştırıyor sevgili arkadaşım. Ardına James Prescott Joule ile karşılaşıyoruz ki zaten işin birimiydi hatırlatırım. Isının doğası üzerine çalıştı ve ısı ile mekanik iş arasındaki ilişkiyi keşfetti. Hatta yani enerji korunumunu, enerji dönüşümünü konuştu. Termodinamiğin birinci yasasıydı zannediyorum. Enerji yoktan var olmaz, vardan yok olmaz ancak ve ancak birbirine dönüşür kavramını tarihte Joule konuşuyor. O yüzden de SI unit birim sistemi işin, birazdan konuşacağımız enerjinin birimini Joule olarak Joule'ün anısına tanımlıyorlar sevgili arkadaşım. Ve kimi görüyoruz? William Thomson. Bir diğer adıyla Lord Kelvin. Sen bunu nereden biliyorsun biliyor musun? Fizik bilimine girişte sıcaklığın birimine dikkat et demiştim. Biz normalde günlük hayatta Celsius diyoruz ama o bizim kullandığımız neydi? Termometrenin cinsiydi. Yine ısı sıcaklıkta seninle konuşacağız. Neden Kelvin'di birimi SI unit birim sisteminde? Çünkü Kelvin aslında mutlak sıcaklığı yani enerjiyi konuşamayacağımız maddenin o son noktadaki sıcaklığını hayali bir şekilde tanımlıyor tamam mı? Basınç altında buzun erime noktasındaki değişimleri belirledi ve 1852'de gazların genleşmesinin soğumaya yol açtığını ortaya koydu. Bütün bilimsel sıcaklık ölçümlerinin temelini oluşturan mutlak termodinamik sıcaklığı ölçeği düşüncesini ortaya attı. Şunu diyebilirsin hocam sen hep ısı sıcaklıktan bahsediyorsun. Hani nerede iş, nerede enerji? Dediğim gibi bunların hepsi paralel dönemlerde yapılan çalışmalar. Birçok bilim insanının aslında ortak alandaki çalışmaları biz maalesef Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında İş güç enerji diye başlayıp, ondan sonra senin ısı sıcaklığı konuşacağız. Ama aynı isimleri tekrar edeceğimizi sana şimdiden hatırlatmış olayım. Şimdi kuvvet ve yol birbirine paralel olmak koşulu ile yolun eğik, yatay, düşey doğrultu ya da eğrisel yörünge olması yapılan işin sonucunu değiştirmiyor. A noktasından B noktasına F kuvveti ile itilen kar cisim üzerinde F kuvvetinin yaptığı iş. Yine f çarpı delta x. Burada lütfen ama lütfen korkmanı istemiyorum. Seninle TYT boyutunda zaten hiçbir zaman açıyla uğraşmayacağız. Yani ne demek istiyorsun hocam? Sana şöyle bir kuvvet verip buraya alfa deyip f'in yok sinüsünü mü alacaksın, kosinüsünü alacaksın gibi bir durum söz konusu değil. Sadece tek doğrultuda vektörlerle işlem yapıyorsun. O yüzden kafan çok rahat olmalı. Yani sana eğik düzlem bile verse dikkat et sana verdiği kuvvet bu doğrultuda. Yer değiştirmen bu doğrultuda. Eğer ki buradaki işi tanımlamak istiyorsan, hocam fiziksel anlamda iş neydi? Kuvvet doğrultusundaki yer değiştirmeydi. O zaman yine ben f çarpı delta x olarak İşimi yani jül cinsinden tanımımı yapabilirim dedim. Tabii ki sevgili arkadaşım, geldik diğer bir güzel kavramına. İş skaler bir nicelikte, değil mi? Bu durumda peki hocam negatif veya pozitif iş ne demek oluyor? Bir bunu konuşalım. Buradaki negatif veya pozitiflik vektörlerdeki gibi yön belirtmek değil. Sisteme İş mi yapıyorsun? Sisteme enerji mi aktarıyorsun yoksa sistemin enerjisini mi emiyorsun? Bize sadece bunu söyleyecek tamam mı? Negatif iş ne demekmiş? Cisim kendini etkeden kuvvetin yönünde hareket ederse kuvvetin cisim üzerinde yaptığı iş pozitiftir. Hemen kutumuzu alalım. Şimdi ben yukarıya doğru bir kuvvet uygulayacağım. Hop o zaman pozitif iş yaptım. Neden? Kuvvetim yukarıya doğru, yer değiştirmem yukarıya doğru. Tuttum, yukarıya doğru kuvvet uyguladım, yer değiştirmem de yukarıya. O zaman pozitif iş yapmış oldum. Hikaye bu. Bu süreçte cisme hareketine ters yönde etki eden kuvvetlerin yaptığı iş ise negatif iş olarak tanımlanır. Yani ben aslında dikkat edersen, bak şimdi efsane bir şey var. Ben yukarı kaldırırken bunu bir başka kuvvet daha etki etmekte. Neydi o? Temas gerektirmeyen yani alan kuvvetlerinden yer çekimi kuvveti yani cismin ağırlığı. Demek ki ben yukarıya doğru kuvvet uygulayıp yukarıya doğru yer değiştirirken pozitif iş yapıyorum uyguladığım kuvvet doğrultusunda yer değiştiği için. Fakat cismin ağırlığı aşağıya doğru dikkat et ağırlık aşağıya ama yer değiştirme yukarıya doğru. Yani cismin üzerindeki bir başka kuvvet ile yer değiştirme zıt yönlü işte o zaman ne diyoruz? Cismin ağırlığı, bu kutunun ağırlığı cisim üzerinde ne yapmakta? Negatif iş yapmakta sevgili arkadaşım. Negatif iş cismin enerjisini azaltan etki olarak da tanımlanabilir demişiz. Yatay düzende kayarak ötelenen cisimlere etki eden sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin yaptığı iş de negatiftir. Yani seninle şurada konuşmaya kalkarsak şu sistemi ele alalım tamam mı? Biraz daha yakınlaştıralım çünkü Gökhan kızıyor yani benim bu <laughs> tablet kullanımıma. Şimdi yukarıdaki paragrafı hiç okumadan seninle bir tanımlama yapalım. Ben bu cismi buradan aldım ve bu noktaya getirdim. Neler var? Hangi kuvvetler var? O kuvvetlerin doğrultusunda ne kadar yer değiştirmem söz konusu? Dikkat et. F'in doğrultusunda F ile aynı yönde bir iş yapılıyor. Yani F çarpı delta x kadar bir iş söz konusu. Ben buna ne diyorum? Pozitif iş diyorum. Çünkü kuvvetimle aynı yönde yer değiştirdim. Ama yer değiştirmeye paralel bir başka kuvvet daha var artık sistemimde. Peki o nedir sevgili arkadaşım? Ev sürtünme. Dolayısıyla ne diyeceksin? Hocam senin sürtünme kuvvetinin yönü bu tarafa fakat sen diğer tarafa gidiyorsun. Yani demek ki eksi sürtünme çarpı delta x yazmalıyım. Çünkü bu da benim için negatif işi tanımlamakta. Yani pozitif işten negatif işi çıkartıp seninle cisim üzerindeki net işi tanımlamış oluyoruz. İyi de hocam ben zaten kuvvet harekette bileşke kuvvet hesaplamayı öğrenmiştim. Yani bu cisim üzerindeki net işi şöyle de tanımlayabilirim. Ne yazarım? Şuna bir iş diyelim. İşi ne diye tanımlarım? F net çarpı delta x diye tanımlarım. F netim ne peki benim burada? F eksi F sürtünme derim. Çarpı delta x derim al sana net işi tanımlamış olurum. Yani demek ki ben ilk önce paralelliği ele alacağım ve bir de kuvvetimle yer değiştirmem aynı yönse pozitif diyeceğim, zıt yönse negatif iş diyeceğim. Yani enerjimi azaltmaya çalışan iş diyeceğim. Güzel gidiyorum. Bombastiğim. Aslında seninle zaten sürtünme ve cisme uygulanan kuvvetin yaptığı işleri konuşarak birden fazla kuvvetin yaptığı işi konuşmuş olduk. Şu alttaki sisteme bakacak olursam bak hareket yönünü tanımlamış. F1 ve F3 pozitif iş yaparken F2 negatif iş yapmış ve tam olarak daha yeni anlattığım gibi sistemde sürtünme yokken de başka kuvvetler sisteme etki edebilir. Biz bunları yönsel ifade edebilmeliyiz. Zaten bileşke kuvveti hesaplamayı biliyoruz. Net kuvveti bulurum. Delta eksiyle ile çarparım da diyebilirsin. Sadece sorularda şuna dikkat etmeni istiyorum. Sana bir sürü kuvvet verip şunu sorabilir. Sadece uygulanan kuvvetin yaptığı işi söyle. Veya sadece sürtünme kuvvetinin yaptığı işi söyle. Veya sadece negatif işi tanımla gibi sana sorduğunda artık pozitiflik ve negatiflik ayrımını anladığını düşünüyorum. Hemen bir örnek karşılıyor bizi. Bakalım ne kadar gerçekten zor mu ya da bu soyut dedik, akılda kalması biraz can sıkıcı olabiliyor dedik. Gerçekten zor mu bir görelim. Aylin ve Serap sürtünmeli yatay düzende duran kanepeyi zıt yönlerde uyguladıkları kuvvetlerle itmişler. Kanepe Aylin'in uyguladığı kuvvet yönünde hareket etmiş. Yani o zaman ben diyorum ki şu Aylin'in olsun, tamam mı? Ve zıt yöndeymiş. Serap bu olsun ve ailenin etki ettiği yönde hareket etmiş. Delta eksi ailenin aynı yönde dedim. Bir de sürtünme varmış. O zaman sürtünmeyi de izin verirsen hemen şöyle zıt yönlü hareket yönüme ters diye tanımladım. Öyleyse cevaplayalım. Ailenin yaptığı iş pozitiftir. Çünkü hocam ailenin uyguladığı kuvvetin yönü ile cismin kanepenin yer değiştirme yönü aynı. Dolayısıyla ailenin yaptığı iş pozitif dedik. Serapon ve sürtünme kuvvetinin yaptığı işler ise negatif. Neden? Çünkü ailenin yönüne ters. Hatta yer değiştirmenin olduğu yöne tam ters yönde kuvvet uygulamışlar. Doğru dedik. Net kuvvetin kanepe üzerinde yaptığı iş pozitiftir. Ki kanepe ailenin uyguladığı yönde hareket etmeye çalışmış. Dolayısıyla F netim ne gelecek benim? Dikkat et. F ailinden eksi F serap eksi F sürtünme diyelim değil mi? Serap ve sürtünmenin kuvvetlerini çıkarttığımızda yine ne gelecek bizim karşımıza? Sağ tarafa doğru bir bileşke gelecek. Yer değiştirmesi de kanepenin sağ tarafa doğru. Dolayısıyla net kuvvetinde yaptığı iş pozitiftir diyeceğiz. Yani dikkat edersen bak sorumlu olduğun kavramlar sadece bununla sınırlı. Devam edelim. Çok güzel oldu. Şimdi enerji kısmına gireceğim. Bir öğrenci de yazmış bana. Hocam çok güzel olmuşsunuz. Zeynep e abla bu yesin diye. <laughs> Gerizekalı yaratan benim. Tövbe Ayşe. Tamam arkadaşlar çekimdeyim. Bura kamera işliyor. Para yazıyor. Aa. aa. Daha, daha, daha Şimdi bu kısımda sana şu sistemi de iyice anlatmak istediğim için hemen bir gösterim daha yapmak istiyorum. Ne demiştim sevgili arkadaşım? Ben bu kutuya bir kuvvet uyguladım. Eğer ki kuvvetim düşey doğrultudaysa ne yapmış oldum seninle? Cisme dışarıdan bir kuvvet uygulayarak cismin kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesini sağladım. Yani iş yaptım. Şimdi artık sistemi ele alalım. Daha yeni kutu tek bir sistemdi ve ben ne yaptım? Sisteme dışarıdan bir kuvvet uyguladım. Artık biz bununla beraber yepyeni bir sistemiz, tamam mı? Ben bu kutuyu saatlerce tutsam, yürüsem, bütün her yeri yürüyüp gezip gelsem yani başka bir noktaya baksan artık dışarıdan bir kuvvet uygulamadığım için sistemde herhangi bir şekilde iş yapmışlık söz konusu değildir. Yani buradaki sistem bu yüzden bizim için çok önemli. Kutu dışarıdaydı. Ben geldim dışarıdan bir kuvvet uyguladım ve kuvvet doğrultusunda yer değiştirdim. Bu sistem üzerinde iş yaptım ve kutu artık elimde olduğu andan itibaren kutu ve ben yeni bir sistemiz ve bu sisteme dışarıdan bir kuvvet uygulanmadığı takdirde ben kuvvetimi düşey doğrultuda uyguladığım için ben yatay nereye gidersem gideyim sisteme enerji aktarmış Olmuyorum. Sistem üzerinde iş yapmış. Olmuyorum. Artık bak dikkat edersen iş ve enerji deyip duruyorum. İşle enerji arasındaki ilişkine de ben hep bunları birbirine paralelmiş gibi konuşuyorum. Hemen bir o kısma geçelim. Keşkek varmış yemekte arkadaşlar. Kayınvalide hoş geldin. Bana bahçede keşkek yapıyormuş. Yıllardır bekliyordum. O yüzden hemen burayı anlatıp keşkek yemeye gitmeliyim. Hadi bay. Bu iş ve enerji arasındaki ilişkin neymiş sevgili arkadaşım? Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmakta. Yani ben bir sistem üzerinde iş yapabilmek için aslında benim bir enerjim olması lazım. Veya ben bir sistem üzerinde iş yaptığımda aslında bu sisteme enerji aktarmış oluyorum. Bak çok önemli bir ayrıntı. Canlılar için yaşamsal fonksiyonlar besinlerden elde edilen enerjiyle gerçekleşir. Isınma amaçlı ve araçların hareketi için yakıtlardan elde edilen enerjiye, elektrikle çalışan aletler için elektriksel enerjiye ihtiyaç vardır. Yani bir iş yaptırmak istiyorsan, dikkat edersen ne lazım? Bir enerji aktarımı olması lazım. Herhangi bir cisim üzerinde iş yapıldığında cisme enerji aktarılır. Cismin enerjisi cisim üzerinde yapılan iş kadar değişir. Yani sevgili arkadaşım bak şurası çok önemli. İş neymiş biliyor musun? Enerjideki değişim demekmiş. Yani şu sistemin bir enerjisi var. Fakat ben üzerinde bir iş yaptığımda sisteme enerji aktarmış oluyorum aslında. Yani sisteme bir iş yapıyorum ve sistemin enerjisini değiştirmiş oluyorum. Peki biz bunu nasıl tanımlıyoruz? Delta ne demekti? Delta fark demekti. Sondan ilki çıkart demekti. Yani son enerjiden ilk enerjiyi çıkarttığında aslında sen neyi bulmuş oluyorsun? Net işi bulmuş oluyorsun. Bu durum bizim için neymiş sevgili arkadaşım? İş enerji teoremi olarak bilinen bir kavrammış. Yapılan iş pozitifse sistemin enerjisi artar. Yapılan iş negatifse sistemin enerjisi azalır. Mesela sürtünme kuvvetinin yaptığı işe negatif iş demiştik. Ne oldu? Sistemin enerjisini azaltmıştı. İş ve enerji birimleri aynıdır. İki niceliğinde SI'deki birimleri Joule'dür. Ve iki nicelikte skaler ve türetilmiş büyüklüklerdir. Yani aslında iş enerjideki değişim dedik. İş olmazsa ortamda artık enerji aktarımı gerçekleşmeyeceğini seninle öğrenmiş olduk. Aynı zamanda enerji iş yapabilme yeteneği diye tanımladık. Yani iş sayesinde ne oluyor biliyor musun? Enerji bir formdan başka bir forma dönüşüyor. Hatta bu termodinamiğin birinci yasası olan ve hepinizin bu bildiği enerji yoktan var olamaz, vardan yok olamaz ancak ve ancak başka bir formuna dönüşür kısmı bizim için en önemli kısım. Öyleyse tabii ki insanın aklına şu sorular geliyor. Ya eğer ki enerji yoktan var olmuyorsa İlk başta o Big Bang'deki enerji nereden geldi? Yani buralarda insan gerçekten çok büyük sorgulara düşüyor. Neyse biz dersimize geçelim. Çünkü buradaki kısmı anlayabilmemiz için seninle termodinamik yasalarını tartışabilmemiz lazım. Fizik 3.0 projesi adlı altında aslında hayalim bunları tartışarak öğrenebilmek. Bu kısmın ayrıntılarını ilerleyen anlatımlarda yapacağız. Öyleyse artık bu sorulardan arınıp derse devam edelim. Bizi bir ÖSYM sorusu karşılıyor. Gerçekten bu kadar hayali olan bu kavram ne, nasıl zor sorulmuş? Bu arada bu soru 2019'da geldi. Zaten ÖSYM analiz kısmında da göreceksin. Çünkü iş güç enerji ne kadar senin yıprandığın bir yer olsa da aslında çıkmış sorular arasında en az yoğunluğu olan sorular diyebiliriz. Bakalım bu çıkan da zor mu gelmiş? Görelim. Murat evlerinin salonunda sürtünmeli yatay zeminde duran kanepeyi tek bir noktadan 200 Newton büyüklüğündeki sabit yatay kuvvetle iterek sandığın kuvvet yönünde 1,5 metre yer değiştirmesini sağlıyor. Yani aslında daha yeniden beri yaptığımız işlemi sayısala döktük. Ne kadar yer değiştirecekmiş sevgili arkadaşım? 1,5 metre. Sandık sadece öteleme hareketi yaptığına göre bu yargılardan hangileri doğrudur? Sürtünmeyi bana söylemedi ama biliyorum ki sistemde bir de sürtünme mevcut. Tamamdır. Murat'ın sandığa uyguladığı kuvvet 300 jül iş yapmıştır. Murat'ın uyguladığı kuvvet 200'dü. 1,5 metre yer değiştirdi. 200 çarpı 1,5 evet 300 jül newton metre ya da jül olarak tanımladık yaptığımız işi. Sandık Murat'a 200 Newton büyüklüğünde kuvvet uygulamıştır. Etki tepki yasasını düşündüğünde neydi? Bütün kuvvetler çifterliydi. Yani Murat sandığa 200 Newton uyguladığı anda sandık da Murat'a 200 Newton uyguluyor dedik büyüklük olarak sorduğu için de kabul ettik. Bak direkt eşit kuvvet uyguluyor deseydi kabul etmeyecektik seninle. Çünkü yön giriyordu o esnada. 3'e bakalım. Sandığın kazandığı enerji 300 Joule'den küçük olmuştur. Çünkü biliyoruz ki artık sistemde bir de F sürtünme var. Yani bir de negatif iş olması lazım. Miktarını bilmiyoruz ama kesinlikle 300 Joule'den daha küçük olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bütün öncülerimiz doğrudur. Cevabımız E şıkkıdır deyip hop bu konuyu kapatıyoruz. Evet arkadaşım, iş ve enerjinin aslında birbirlerine ne kadar paralel kavramlar olduğunu, işin F çarpı delta x olduğunu ve birbirine paralel olması gerektiğini öğrendik. Aynı zamanda da iş, enerji değişimi demekti. Biz seninle diğer dersimizde enerji çeşitlerini uzun uzun konuşacağız zaten. Bence Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki en büyük sıkıntılardan biri burası. Biz öğrenciye enerjiden hiç bahsetmeden işi tanımlıyoruz. Enerjiyle ilişkisini veriyoruz ve en son enerjinin veya enerji çeşitlerinin ne olduğunu bahsediyoruz. Ama yavaş yavaş sindire sindire halledeceğiz bu konuyu. Sadece yorumlayacağız. Aklımızda sorular kalması çok normal dedik zaten. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi son bir kavramımız kaldı. Güç kavramı. Fakat güç kavramına geçmeden önce şöyle birazcık sohbet edelim istiyorum. Gördüğünüz üzere Böyle tipim bugün tam bir öğretmen tipi. Neden? Çünkü saçlarımda bir değişiklik var. Ne olduğunu anlatmak istiyorum. Tam böyle kuvvet hareketi bitirdim. Tamam mı? Sürtünme kuvvetini de çektim. O kadar keyifliyim ki dedim bir gün tatil veriyorum kendime. Zeynep de biliyorsunuz ki reji arka planda yani fiziğe doymamışçasına her bir an benimle fizikteki bu kavramları o da tekrar ediyor, öğreniyor. Onun da aklı gitti ve bana şey dedi, abla sen artık dedi influencer'sın, youtuber öğretmensin dedi. Saçların dedi çok bakımsız duruyor. Bu arada da ben evlendik evlendi bir totem yaptım. Bilmiyorum saçımı kestirmeyeceğim diye bir tribe girdim. Asla böyle saçımı kestirmek gibi bir düşüncem yok. Zeynep dedi ki çok bakımsız duruyor. Çok çirkin uzamış. Tiftik tiftik böyle yani beni rezil etti. Dedi ki ben de bir uçlarından alayım. Ben de bu arada 40 Kırkale'de yaşıyorum ve maalesef hiçbir kuaför söz konusu değil burada. Yani böyle ağzıma layık şöyle kuaförden çıktığımda ağlamadığım bir kuaför henüz bulamadım. Üçüncü yılın bitmesine rağmen. Dedim ki yani Zeynep ne olabilir ki en iyi 40 Kırkale'deki en iyi kuaförden daha kötü olamaz bence diye düşündüm. Ve saçımı kesti. Aman Allah'ım bugüne kadar uzattığım her yeri kesmiş. Diyor ki ben üç parmak aldım. Yani ben sadece uçlarından keser diye beklerken yani öndeki bakımsızlıklar duruyor arkası kısalmış. Yani böyle saçma salak bir şey oldum. Sonra tabii ki ablam da bana ayrı kızı dedi ki sen madem bu kadar kameralar önündesin Zeynep'e nasıl güvendin? Dün baya yani bir gün tatil vereyim dedim. Zeynep sayesinde moral motivasyonum sıfır oldu. O yüzden böyle saçım uzayana kadar ve ben onda bir model geliştirene kadar bir süre beni böyle öğretmen gibi görebilirsiniz. Zeynep şey diyor tam bir nişanlı kız gibi oldun bugün diyor. Gerçekten böyle buraları yapıştırdım falan. Bu da böyle bir anımdı gerçekten. Bütün 5 yıllık emeğimin Zeynep'in 2 saniyede iki parmak deyip de kol kadar saçımı kesmesinden anlayabilirsiniz. Ama yine de enerjimi kaybetmeden... Bugün iş güç enerji dedim anlatacağım. Bu saçla da olsa anlatacağım. Size de bahsedeyim dedim yani. Bunları bilin. Arkada ne zorluklar yaşanıyor. Bu saçları ilmek ilmek uzatıyorum. Ve kardeşin gelip çat diye kesiyor. Kısmet. Neyse. O zaman güçle devam edelim sevgili arkadaşım. Güç de yine günlük hayatta kullandığımız kavramlardan bir tık farklı. Peki bunu nasıl tanımlıyorsunuz hocam siz fizikte? Artık yeter değil mi? Türkçede gördüğümüz hiçbir kavram fizikle uyumlu değil. Gücün günlük hayattaki tanımı şu. Aynı bir işi görece en kısa zamanda yapan daha güçlüdür. Yani günlük hayatta 200 kilogram kütleli halteri kaldıran bir sporcuya güçlü denilir. Fakat fizik biliminde görece bunu az zamanda kim yapıyor? Biz ona güçlü diyoruz. Yani her gördüğüne güçlü demeyeceksin. Zamanla kıyaslayacaksın. Birim zamanda ne kadar iş yapabildiği bize o sistemin veya o cismin, o insanın ne kadar güçlü olduğunu söylemekteymiş. Güç bir işin yapılma ya da enerjinin aktarılma hızını ifade eder. Çünkü biliyoruz ki artık iş yapmak, enerjide değişim yapmak demekti sevgili arkadaşım. Ne diye tanımlıyormuşuz? Birebir tanımı, birim zamanda yapılan işe ya da aktarılan enerjiye güç denir. Hemen hocam bir formülü et bize. Biz bu formülü nasıl yazıyorduk? Aşağıdan yukarı çıkarak yani ilk önce paydayı sonra payı yazarak yapıyorduk. Güç ne demekmiş? Birim zamanda yaptığın iş veya birim zamandaki enerji değişimi demekmiş. Biz seninle yapılan işi nasıl tanımlamıştık? W diye tanımlamıştık. Geçen zamanı delta T yani bir zaman aralığı lazım ve senin ne kadar iş yaptığın lazım. Aynı zamanda W yerine seninle enerjideki değişim de diyebiliriz. Demek ki Hocam ben gücü tanımlarken birim zamandaki yaptığım işe bakacağım. Zaman kavramı benim için önem arz etti. Bu arada P'yi tanımladığımız şey neydi? Güçtü. Yine yeniden İngilizce'den gelmekte power'dan. Aslında hakimsin. Yani günlük hayatta bilgisayarı kullanırken ne değil mi? Power tuşuna bir basıyorsun. SI'deki birimini watt diye tanımlıyoruz. Niçin? Çünkü hocam tarihsel süreçte görmüştük. Bir James Watt diye abimiz vardı. Ne yapmıştı? İşte düdüklü tencereden hop buharlı makineler. Hatta bu buharlı makinayı Thomas Newcomen diye bir arkadaş buluyor. Tamam mı? İlk buharlı makinayı. Sadece James Watt sayesinde sanayide kullanılabilir bir hale geliyor. Yani verimliliğini artırmış oluyor. Hani dönme hareketine. Yani bizim yaptığımız işi buharın yaptığı işi neye dönüştürüyor biliyor musun? Dönme kinetik enerjisine dönüştürüyor. Yani farklı bir enerji formuna dönüştürüyor. O yüzden de esas yönet birim sisteminde gücün birimine watt deniliyor arkadaşım. Bunu da jül bölü saniye olarak. Neden? Çünkü hocam zaten işin enerjinin birimi neydi? Jüldü. Zamanın birimi SI ünit birim sisteminde saniyeydi. Ha jül bölü saniye demek ki benim için watt demekmiş dedin. Skaler bir büyüklüktür. Değil mi? Dikkat edersen vektörel hiçbir sahada değiliz şu an. Watt birimi W ile kilowatt birimi de KW ile gösterilir. Yani aslında kilowata hakimiz tamam günlük hayatta. Neden? İşte kaç kilowatt saat enerji tüketmişiz falan diye bakıyoruz. Neden? Çünkü P'yi eğer ki Enerji bölü delta t diye tanımlarsan, buradaki yaptığın iş senin için ne olacak? Burası da watt demekti, dikkat et. Watt çarpı saniye veya kilowatt çarpı saat gibi aslında biz bir faturada neyi görmüş oluyoruz? Kilowatt saatini yani birim zamanda ne kadar enerji tükettiğini görmüş oluyoruz. Bin wattı 1 kilowatt diye tanımlamışız. Aynı bin metrenin bir kilometre olduğu gibi veya bin gramın bir kilogram olduğu gibi. Bir sistem bir saniyede bir jürlük iş yapıyorsa gücü bir watt demektir. Yani hep birlerle çarpıp bir ne haline getirmişiz? Standart haline getirmişiz. Bir jül ne demek? Bir watt ne demek? Gibi sevgili arkadaşım. Araçlarda motor gücü ifade edilirken genelde beygir gücü gibi birimi kullanılır. Yani bunu aslında özellikle öğrencilerimiz bence çok hakimdir değil mi? Günlük hayatta böyle bir spor arabaya baktığında ya işte şu kadar beygir gücündeymiş, bu kadar beygir gücündeymiş gibi yorumlar yapıyoruz. Bu peki ne demek? Beygir gücü ne demek? Aslında birim zamanda ne kadar fazla iş yapıyorsa beygir gücü o kadar fazladır. Yani bir spor arabaya bindim. 4 saniyede hızımı sıfırdan 250'ye çıkartıyor mesela. Aslında ne yapıyorsun? Enerjisindeki değişimi zamana göre belirliyorsun. Buna da biz ne diyoruz? Beygir gücü diyoruz arkadaşlar. Çünkü James Watt'ın aslında sanayiye bu buharlı makineyi katmadan öncesinde yapılan işler atlarla veya insanlarla sağlanıyordu. Mesela atıyorum bir at bir sistemi işte bir dakikada üç kere döndürüyor. Ama yapılan buharlı makine sayesinde kaç ata tekabül ettiğini hesaplanıyor ve işte buradan da karşımıza beygir gücü tanımı çıkıyor sevgili arkadaşım. Ve bir beygir gücünü dikkat edersen 746 watt olarak tanımlamışlar. Bir cihazın gücü cihazın birim zamanda harcadığı enerjiyi ifade eder. Bu durumda cihazın T sürede harcadığı enerji E aşağıdaki bağıntı ile ifade edilir. Daha yeni sana bahsettiğim gibi elektrik faturalarındaki enerjiyi kilowatt saat diye tanımlıyoruz. Çünkü kilowatt gücün birimi saat zamanın birimi olarak tanımladığımızda kilowatt saat bizim için bir enerjinin tanımıymış diyebilirsin. Evlerde harcanan elektrik enerjisi kilowatt saat cinsinden hesaplanır. Güç bağıntısından iş yerine F çarpı X yazdığımızda bak şimdi P de F çarpı V ile ifade edilir. Hiçbir şey anlamadım. Hocam güç yerine ne yazacaktım şimdi bir heyecanlandık değil mi? Enerji yerine F çarpı X yazalım tamam mı? P'yi biz seninle ne diye tanımlamıştık? İş bölü zaman diye tanımlamıştık. Eğer ki ben işi de F çarpı delta X diye yazarsam, dikkat et şurayı da delta T diye yazdım. Delta X bölü delta T'yi seninle bir yerde görmüştük. Nerede? Bir önceki konumuzun ilk kısmında. Yani birim zamandaki yer değiştirme olarak tanımlamıştık. O zaman hocam birim zamandaki yer değiştirmeye hız da diyebilirim. Demek ki ben artık gücü kuvvet çarpı ortalama hız olarak da tanımlayabilirim demeni istiyoruz. Yani bak bir önceki konuda bir formül öğrendin. Burada da bir formül öğrendin. Artık dikkat edersen yavaş yavaş formülleri iç içe sokmaya başlıyoruz sevgili arkadaşım. Biz seninle aslında fizik bilimine girişte fiziği ne diye tanımlamıştık? Fizik, uzay, zaman, madde ve enerji incelemekleri. Dikkat edersen seninle şu ana kadar konuştuğumuz şu önce kutunun gösterimini yaptığımız tüm konularda hep Uzunluk ve zamanla alakalı şeyleri konuşmaya çalıştık. Aslında uzay ve zamanı modern fizikte Einstein'la birlikte daha derinlemesine konuşacağız. Fakat kuvveti konuşurken uzunluk zamandan bahsettik. Gücü konuşurken, işi konuşurken hep uzunluk ve zamanı konuştuk. Ama aynı zamanda fizik neydi? Madde ve enerjiyi inceliyordu. Madde ve özellikleri konusunda seninle maddenin özelliklerinin sadece bir kısmını ele aldık. Ve bugün de bu konumuzda enerjiyi konuşmaya başladık. Aslında ilerleyen konularla birlikte maddenin kendi varlığının bile aslında bizim için ne büyük bir enerji olduğunu görmeye başlayacaksın. Yani fizik dört kavramı inceliyor gibi ama bu kavramlar o kadar birbiriyle ilişkili, o kadar iç içe ki biz görsele yukarıdan bir bakmaya çalışıyoruz aslında seninle. Konularda da daha ayrıntılı konuşmaya çalışıyoruz. O yüzden uzunluk, zaman, madde, enerji rutin olarak konuşacağız, rutin olarak sorgulayacağız. Zaten sorgulamazsak Öğrendiklerimizin hepsi havada kalacak. O yüzden lütfen sorgulamaya devam et. Canının sıkıldığı ayrıntıları bana yorum olarak muhakkak ama muhakkak yaz. Şimdi bizi bir soru bekliyor. Hemen sorumuza bir bakalım. Taner ve Uğur eşit ağırlıktaki yükleri aynı yüksekliğe, Taner eğik düzlem üzerinden, Uğur ise direkt düşey doğrultuda hareket ettirerek eşit süratlerde şekildeki gibi çıkartıyorlar. Süratleri aynıymış. Taner ve Uğur'un yer çekimine karşı yaptığı işler sırasıyla W, T, w, U, açığa çıkardığı güçlerde sırasıyla P, T, P, U olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde bir arada doğru verilmiştir? İlk olarak işi konuşalım tamam mı? Yani bizim için F çarpı delta X demek veya enerji değişikliği demektir. Dikkat edersem bize ne dedi? Şurası çok önemli. Süratleri aynıydı. Yani diyorum ki kutunun bu noktadaki hızı V ise... Buradaki hızı da V. Buradaki hızı V ise buraya geldiğinde aynı yüksekliğe geldiğindeki hızı da V. Ben şimdi bu hızdan yola çıkarak bir önceki konuyu da çok iyi bildiğim için neyi söyleyebilirim? Ya hocam var ya bu Taner'in aldığı yol daha uzun. Dolayısıyla Taner'in eğik düzlemi çıkması Uğur'a göre daha uzun sürmüştür. Yani T Taner daha uzundur T Uğur'dan diyebilirim. Neden? Çünkü aldığı mesafe aynı hızda daha fazla. Bu cepte Şimdi normalde F çarpı delta x yapman lazım ve eğik düzlemde burada F çarpı delta x yapmaya kalktığında senin açılarla bir ilişki kurman bekleniyor. Normalde bizim için ne demiştik? Kuvvet ilişkisinde, vektör ilişkisinde tek bir doğrultudaki kuvveti konuşmanı istiyoruz. Yani bir açıya girmeden ben bu enerji miktarını nasıl yorumlayabilirim? Hocam hızı hiç değişmemiş. Özdeş iki cisim aynı noktadan aynı yüksekliğe gelmişler. Dolayısıyla enerjileri aynı olmak zorunda. Yani enerji değişimleri aynı olmasını bekliyorum. Yani bu iki cisme de iki insanın aktardığı iş aynı olmalıdır diyorum. Ve buradan hemen elemelerimi yapıyorum. A gitti, D gitti, E gitti. Eğer ki özdeş cisimleri aynı yükseklikten, aynı noktadan, aynı yüksekliğe çıkarttıysam, aynı işi yaptım. Sadece Taner eğik düzlem üzerinde daha fazla mesafe aldığı için daha uzun sürdü. Bu durumda güçlerini kıyaslamaya kalktığımda Uğur'un Taner'e göre daha güçlü olduğunu bulmuş olurum. Yani C diye işaretleyebilirim. Ya hocam ama benim aklıma şu takıldı. Tamam özellikle bu soruda. Tamam işte mesela atıyorum burasına H diyelim. Burası 2H olsun hocam. Şimdi Uğur bir kaldırma işlemi yapabilmek için ne olması lazım? Sabit hızla da kaldırabilmesi için net kuvvetinin sıfır olması lazım. Yani benim cismimin kutumun ağırlığı G ise sevgili arkadaşım Uğur'un uyguladığı kuvvetin de G kadar olması lazım. Tamam yani Uğur G çarpı H kadar bir iş yapmış oluyor değil mi? F çarpı X aslında bu. Peki Taner hocam Taner de G mi uyguluyordur? İşte eğik düzende işin içine açı giriyor sevgili arkadaşım. Ve aynı zamanda yine burada geometri giriyor. Yani burayı gerçekten matematiksel olarak, ya ben yorum olarak yorumlayamadım. Matematiksel olarak bana ispatla diyen arkadaşlar için yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Şu kısmı bir silelim tamam mı? Matematiksel olarak hesaplamaya kalktığımda daha yeni buraya haş demiştim. Buraya 2H demiştim. O zaman şuradan bir 90 indirdim aslında. 90'ın karşısında 2H'ı görüyorum. Öyleyse buranın neyi olduğunu biliyorum. 30 derece olduğunu biliyorum. Bak geometriden geliyor. Sinüs 30, kosinüs 30'lardan geliyor. Tamam mı? O zaman diyorum normalde bu sistemin aşağıya doğru G'si vardı. Cismin ağırlığı. Fakat benim için buradaki kuvvet önemli değil mi? Buraya da biz ne diyoruz seninle biliyor musun? G'nin sinüs bileşeni diyoruz. Yani G çarpı 1 bölü 2 oluyor. Bu durumda yatayda yani eğik düzlemin üzerinde taner sabit hızla itekleyebilmesi için tanerin uyguladığı kuvvetin de g bölü 2 kadar olması gerekiyor. E, f çarpı x de eşit tanımlamaktaydı hocam. g bölü 2 çarpı 2h kadar yolculuk yaptı. Yine dikkat edersem Uğur'un yaptığı işle aynı oldu. Uğur düşeyde g çarpı h yaptı. Taner ise daha az bir kuvvet uyguladı ama daha fazla mesafe gitti. Dolayısıyla yine yeniden yaptığı iş miktarı aynı oldu. Bir sonraki derste seninle potansiyel enerji kavramını konuşacağız. Enerji çeşitlerini konuşacağız. Orada daha net bir şekilde anlamış olacaksın. E hocam peki sen neden buraya bu örneği koydun? Çünkü aslında ortaokulda enerji çeşitlerini biliyorsun. Dolayısıyla hiç işlem yapmadan senin şu yorumlama yeteneğine sahip olmuş olmanı bekliyoruz. Hocam ikisi özdeş cisim, ağırlıkları aynı. Aynı noktadan aynı yüksekliğe geldiler. Yani enerjilerindeki değişim aynı. Dolayısıyla yapılan iş aynı olmak zorunda. Çünkü zaten enerji değişimi iş sayesinde mümkün oluyor demiştik. Sadece burada birinde eğik düzlem var. Birinde direkt bir düşey doğrultuda hareket var. Neyi biliyorum? Eğik düzlemde mesafe daha fazla. Dolayısıyla sürem de aynı hızda, aynı ortalama hızda daha uzun sürdü. Yani yapılan işlerimiz aynı. Fakat uğur daha kısa sürede bu işi yaptığı için Taner'e göre daha güçlü dedik sevgili arkadaşım. İş, güç, enerji kavramlarını ne yaptık seninle? Güzelce şöyle özümseye özümseye öğrendik. Şimdi anahtar kavramlarımıza bir bakalım. Tamam mı? Kavram haritasını bir iyice analiz edelim. Hem de diğer derslerde neler konuşacağımızı da iyice netleştirmiş olalım. İlk olarak işin enerji değişimi olduğunu öğrendik seninle. İkisinin de biriminin jül ve skaler olduğunu tanımladık. Başka neyi konuştuk? Birim zamanda yapılan iş bizim için güç demekti. P ile ifade ediyorduk. Skalerdi. Birim zamandaki iş veya birim zamandaki enerji değişimi diye tanımladık. Yani dikkat edersen iş, enerji değişimi ve gücü konuştuk. Geriye seninle konuşmamız gereken şeyler, enerji çeşitleri ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Enerji kaynakları ve verimlilik. Verimliliğin üzerinde biraz daha duracağız çünkü günümüzün problemi verimlilik dedik. İşte sevgili arkadaşım seninle bu kavramları bitirdik. Ne yapıyorsun? Hemen kitabımızda bu kavramlarla alakalı soruları tekrar ediyorsun. Çünkü birlikte çözeceğiz. Anlamadığın yerleri soruyorsun. Öyleyse diğer dersi seni bomba gibi enerjik bekliyorum. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakal. <laughs>